Evet, sıfat mevsufta alıştırmalar konusundayız. Şimdi alıştırmalarda 8 tane cümle var. Biz sıfatlarını bulacağız. Sıfatlar da aşağıda. Şöyle göstereyim. Sagiran, iki küçük. Aliyan, aliye yüksek. Vasi'e geniş. Kesire çok. Müştehidan, iki çalışkan. Taviletan, iki uzun müennes için. El alimun, alimler demektir. Bilenler, sıfat olarak bilen anlamında bilenler. El mahiru, mahirat, bu da müennese gelen bir sıfattır. Usta demektir. Ustalar. Şimdi başlayalım. Fil hadikati, bahçede vardır. Ne vardır? Bahçede eşcarun, ağaçlar, kesiratun diyeceğim. Kesiratun. Şimdi burada ağaçlar kelimesi çoğuldur. Sıfat ise burada kesire, malumunuz çoğul değil. Kesirat çoğuludur. Neden kesiratun gelir? Onu hemen söyleyeyim. Ağaçlar, bu cansız yani insan dışındaki bir varlık. Onun çoğulu müfret kabul ediliyor. Yani bunun fiili de müfret gelir. Bunun sıfatı da müfret gelir. Çoğul olmasına bakılmaz. Bunu böylece şimdilik söyleyelim. İlerleyen konularda tabii daha detaylı gelir. Yani bu ağaç yerinde şimdi işte çocuklar olsaydı buraya yine çoğul getirecektik. Ama ağaçlar dediğim gibi insan dışında yani gayri zevil ukul denir. Yani akıl sahibi olanların dışında bir şey. Onun çoğulu müfred kabul ediliyor. Ona sıfat olarak müfred gelir. Bitti. Müfredi de müennes şeklinde gelmesinin sebebi eşcar çoğulu, kırık çoğul denir buna. Bunun kırık çoğulu müennes kabul edilir. Alal mektebi, büroda kitabani, iki kitap vardır. Nasıl kitabani? Sagirani diyeceğiz. Sagirani. İki küçük kitap vardır. Fil medreseti, okulda sufufun, sınıflar vardır. Vasiatun. Bakın yine eşcar gibi. Vasiatun. Vasiat demedim. Sufuf normalde sınıflar demektir. Çoğuldur, kırık çoğuldur. Düzenli bir çoğul değil. Yani düzenli çoğul nedir? Bunun sıfatın normalde sınıfın tekili saffındır. Şey şöyle saffın. Saffın sufuf olmuş. Yani bu düzenli çoğulda saffune olması lazım ki böyle bir kelime de yoktur Arapçada. İşte saffune. Sınıflar şeklinde böyle bir düzenli çoğulu yok bunun. Bunun çoğulu düzensiz çoğul dediğimiz kırık çoğuldur. Kırık çoğul hem gayri zevil okuldur. Akıl sahibi varlık dışında bir şeydir sınıf. Dolayısıyla ona sıfat olarak müfret geldi. Vasiatun. Müfredin de müennesi geldi. Kırık çoğul müennes kabul edilir sıfatlarda. Fil mehfazati, çantada aklamun, kalemler vardır. Yine bir tane müennes arıyorum. Kesiretini kullandım. Vasiatını kullandım. Aliyetun. Aliyetun değerli şeklinde manalandıralım. Evet, kalemler a değerli. Aliyetun değerli kalemler vardır. Alel mektebi mistaratani, iki cetvel vardır. Mistaratun müennestir. Ona bir tane taviletani alalım. Tavi. Evet. Tavi letani. Evet. Tavi letani. İki uzun cetvel. Huma, o ikisi tilmizani, müştehidani. Başarılı. Müctehidani. İki
Başarılı öğrenci, müzekker müzekker. Nekiredir, bu da nekiredir. Harf başına harf tarif yok. Caet geldi. El hayyatu, el hayyatat. Hayyat. Burada hayyatın manasını hatırlayamadım. Ona mahirat gelecek. Yani bu terzi. Evet, terzi diye hatırlıyorum ki terzidir. Hayat ip demek. Hayat terzi. Terzi geldi. Terziler geldi. Hanım terziler. Hayyatatun harf tarif olduğu için el mahiratu. El mahiratu. Evet, el mahirat. İki şey, usta terzi, usta hanım terziler geldi. Caet. Bakın, çoğul kadınlarda müfret müennes kullanılıyor. Çoğul erkek olsaydı müfret müzekker kullanılacak. Fiil, yani fail özne açık olduğu zaman fiil müfret olarak kullanılır. Burada o bilgiyi de hatırlayalım. Yani ci'ne demedi. Ci'ne üç ve daha fazla kadın için işte geldiler anlamındadır. Ci'ne. Ci'ne demedi çünkü fail açıktır. Ca'et dedi. Bu arada bunu bir çekelim. Arada böyle iyi olur. Ca'e müfret müzekker gayiptir. Ca'e geldi erkek için. Ca'a, ca'u, ca'et, ca'eta, ci'ne. Şu ci'ne'den sonra diğer hepsi ona göre ci şeklinde gidecek. Ci'te, ci'tuma, ci'tum. Ci'ti, ci'tuma, ci'tunne. Ci'tu, ci'na. Geldim, geldik. Zehebe. Gitti. El müderrisun. Öğretmenler gitti. Nasıl öğretmenler? Sıfatı nedir? Alimun. Bilgili. Harf tarif olduğu için sıfata uyumlu. O da harf tarif. El Alimun. Evet. El Alimune. Bu da bu şekilde bitti. Alıştırmamızı bitirdik. Yüksek sesle okuyacağız. Cümleleri, her cümleleri yapalım. Çizelgen cümleleri yapalım. El Kalemu El Aliyetu. El Kalemu. El kalemu burada müzekkerdir. Neyle irtibat kurulabilir? Şöyle biraz uzaklaştırayım. Güzel bir çalışma. Böyle biraz daha olursa iyi. Böyle iyi. Cümleler kuracağız. Şöyle. El kalemu, buna müzekker bir tane sıfat bulmam lazım. El kalemu attavilu. Uzun kalem. Harf tarif, harf tarif. O da ona dikkat etti. Uzun kalem. Fil nerededir? Fil hadikati alel kürsi. Alel kürsi diyelim. Kürsi üstündedir. El müstaratu müennestir. Bir de harf tarif var. El müstaratu attavilatu. Evet. Uzun. Cetvel nerededir? Fil alel mektep. Masanın üstündedir. Eşşeceratu. Evet. Eşşeceratu yine bir tane. Eşşeceratu el aliyetu. Yüksek ağaç nerededir? Fil hadikati. Evet, bahçededir. At-tabahani. Harf tarif var, iki tane erkek için. İki tane usta. İki aşçı, iki aşçı. At-tabahani mahirani. At-tabahani el-mahirani olsa. Evet, zaten burada var. El-mahirani. İki usta aşçı nerededir? Fil mat'am. Mutfaktadır. Hayyatat. Terziler, hanım terziler. Ona mahirat. Yine bakın harf tarifi yok. Mahiratın da harf tarifi yok. Güzel oldu bu da. Çok güzel bir çalışma. Yani usta hanım terziler fi nerededirler? Fi bildik fi suki. Evet, fi suki. Pazardadır. El ulbetani. Ulbetani kap demektir. Ulbe. El ulbetani kaplar. İki tane kap nerededir? İki tane ölbetan bir de müennestir. Ona göre bir ikili arıyorum. Müennes. El-kasiretani. Kısa. Yine harf tarifleri var. Gördünüz. Kasiretani. El-ölbetani, el-kasiretani. Kısa iki kap. Al-raffi. Raftadır.
Er-Raculani, iki adam. Buna At-Tavilani, bakın çok güzel oldu. Harf tarif, harf tarif var. Erkek, bu da müzekker. At-Tavilani, iki uzun adam. Fi, nerede? Fil beyti, evdedir. Güzel oldu. El-Mer'etani, iki kadın. İki kadın. İki tane mühennes tabi. El-Mühane mühennes, bir tane iki lazım. Nerede? Sagiretani, küçük, evet. İki küçük kadın. Es-Sagiretani. İki küçük kadın fişara caddededir. O da gitti. Er-Raculu, Er-Ricalu, Er-Rical. Çoğuldur. Er-Ricalu, buna bir tane çoğul bir sıfat getirelim. Er-Ricalu, Er-Ricalu ne olabilir? Al-Kasiratu. Tamam. Yani burada rical kelimesine de yani şey getirdi. Al-Kasiratu getirelim. Kısa iki şey, kısa adamlar. Bunu da böylece çözmüş olduk. Demek ki buna yani kırık çoğul olduğu için rical kelimesi kırık çoğuldur. Kırık çoğulda yine müfret gelir. İster insan dışındaki varlık olsun, ister insan olsun, kırık çoğullarda sıfatta müfret geliyor. Müfret de geliyor. O da o şekilde yapalım. Kısa adamlar alal, evet, fil ülbeti yok, fil müsteşfa hastanededir. El mesatiru, evet, cetvela yine kırık çoğul, kırık çoğul. Mistaratun ide mesatir, kırık çoğul cetveller. Bir tane müfret el kevi, evet, el kebiretu. Güzel oldu bu da. Harf tarifleri var. Mesatir çoğuldur ama kırık çoğul olduğu için ona müfret tane sıfat geliyor. Nerededir? Fi dükkani, dükkandadır. El kutubu, kitaplar kırık çoğuldur yine. El kutubu es-semiketu. Tamam. Kalın kitaplar. Niye buna mühennes gelmiş? Bu kitap normalde müzekerdir. Kırık çoğul mühennes kabul ediliyor. Ricalda olduğu gibi. Ricalda da bakın, ricali biz ne yaptık? Kasiretu aldık. Bunlar önemli bilgiler. Kırık çoğul mühennes kabul ediyor. Müfret geliyor. Evet, kalın kitaplar. Alal yok. Nerededir? Fil mihfazeti. Çantadadır. Şurada. Çantada. Fil mihfazeti. El-defatir. Yine kırık çoğul. Defterler. Nasıl defter? El-kafifetu. Hafif defterler. Mühennes yine getirdim ona. Müfred. Hafif defterler. Nerededir? Al-ülbe. Kaptadır. O da tamam. El-mumarridat. Mumarridat. Hemşire. Çoğul bir tane lazım. Bu düzenli bir çoğuldur. Ona düzenli çoğuldan bir tane sıfat lazım. Bakalım var mı? Var. Mahirat var. At-tavilat. O da olur. Uzun. Peki. El-mumarridatu at-tavilatu. Uzun hemşireler. Evet. Bakın harf tarif var. Harf tarif var. Bu müennes düzenli çoğul. Bu da müennes düzenli çoğul. Tavilun, taviletun, tavilatun. Tamam. Sıkıntı yok. Fil gurfeti. Odadadır. Son bir tane. Eklam. Kırık çoğul kalemler. Nasıl kalemler? Eklamu. Errakikatu. İnce kalemler. Çoğuldur ama kırık çoğul olduğu için ona müfret, müennes bir tane sıfat geliyor. İnce kalemler. Fi içine alal mindada, masanın üstündedir. Çok güzel bir çalışma, beğendim. Burada da ettaciru bir söz var. Hadis mi diye baktım. Hadis, evet, hadis-i şerif. Ettaciru el cebanu, korkak tacir, korkak ticaret ehli. Tacir diyelim. Böyle korkak tacir. Bakın. Et-taciru el-cebanu. Harf tariflere dikkat ettiniz. Müzekkere dikkat ettiniz. Korkak tacir mahrumun. Mahrum olur. Mahrumdur. Ve-taciru el-cesur
Cesur tacir, yine harf tarifleri dikkat edin. Sıfattır, müzekkerler dikkat edin. Cesur tacir, merzuk. Subhanallah, ne kadar güzel. Rızıklanır. Ettacirul cebanu mahrumun vettacirul cesuru merzuk. Evet, ticaretteki cesaretin önemi. Burada da dersi bitirelim mi? Bu ödevi de yapalım. Ondan sonra bitirelim. Şöyle. Raculun tavilun. Tavilun. Uzun adam. Tival. Tival kelimesi geldi. Tival normal çoğuldur. O zaman ricalun diyelim. Ricalun. Evet. Uzun adamlar. Burada evet. Güzel. Bakın yani burada bilgi düzeltmesi hemen yapacağız. Ricalun attival. İnsan cinsi olduğu zaman bakın biz burada ne demiştik? Ricalu evet. Ricalu. Ricalu kelimesine biz hangi sıfatı getirmişiz? Kasiretü'yü getirmişiz. Hayır. Rical erkek. Kesin bunlar erkek yani müzekker bir sıfat alır. Müzekker alacak. Müzekkerin de bu kırık çoğul olduğu için düzenli çoğuldan almaz, kırık çoğuldan alır. Hemen bu bilgi düzeltme burası çok önemli. Burada yani bir hata yaptık, o hatayı değerlendirelim. Yapılan hatalar düzeltildiği zaman bir daha unutulmayacak bilgi haline alır. Burada ben de çok fazla hata yapmamak için titiz değilim. Hata yapma cesaretim var. Elhamdülillah. Ve bu hatayı yaptıktan sonra bu bir meleke haline alacak. Yani bu bilgiyi düzeltiyoruz şu anda. Çok önemli. Er-ricalu erkektir. İnsan cinsi. Kırık çoğul olduğu için ona düzenli çoğuldan sıfat gelmiyor. Kırık çoğuldan sıfat bulacağız. Bakın. Nerede kırık çoğul? Nerede? Et-divalu. İşte. Et-divalu. Uzun. Harf tarifte harf tarif var. Kırık çoğul er-rical et-divar. Bu böyle uzun adamlar, uzun adamlar. Ne demiştik? Kısa önerde fil müsteşfa demişiz. Yine fil müsteşfa diyelim. Şöyle fil müsteşfa diyelim. Uzun adamlar. Yani erkek cinsine kırık çoğul olduğunda tıpkı işte eşcarda, aklamda, kutupta olduğu gibi müennes getirmiyoruz. Müennes sıfat getirmiyoruz. Müennes müfret, müennes. Ona yine çoğul ama kırık çoğuldan sıfat getiriyoruz. Dival. Taviletun değil. Divan. Güzel oldu. Bakın şurada hemen o bilgi düzenlendi. Bunu hiç unutmayalım. Ricalun, divalun. Münekkirelikte uydum. Çoğullukta da uydum. Tavilani, raculani. Evet. Raculani, tavilani. İmraetun, taviletun. Evet. Taviletun. Uzun. Kadın. Nisaun. Bu çoğuldur. Nisaun. Tavilat. Nisa. Burada kırık çoğuldur. Taviletun'un kırık çoğulu. Tavilat. Şeklinde bunu normal. Tavilatun. Nisaun. Tavilatun. Tavilatun. Tabi burada da ben şimdi Nisa diyeceğim. Yani demek ki kırık çoğul da gelir. Tival gibi. Ricale kırık çoğul gelir. Çünkü tavilin kırık çoğulu tival var. Tavilatun'un kırık çoğulu tivaletun değildir. Tivaletun. O tavilatun'un kırık çoğulu yoktur. Kırık çoğul olmadığı için düzenli çoğuldan müennes geliyor Nisa'ya. İstersen Nisa kelimesi kırık çoğuluz. Nitekim de kırık çoğuldur. Mer'etun bunu müfredidir. Kadın, nisa, kadınlar. Ve bu da güzel bilgi. Bu bilgiyle işaretleyelim. Yani kırık çoğulu varsa sıfatta tavilun kırık çoğulu tival var. Yine kırık çoğula gelir. Mevsufu kırık çoğul ya rical. Nisa kelimesi kırık çoğul. Ama tavilatun kelimesi olan müfredin kırık çoğulu yok. O zaman tavilatun normal çoğul gelir. Sıfat olarak. At-tavilani. Tavilani diyor. Müzekker için dikkat edin.
O zaman bir harf tarifi var. Er-raculani. Evet. Er-raculani. Et-tavilani. Uzun iki adam. Er-raculu et-tavilu. Bak harf tarif önemli. Er-raculu et-tavilu. Er-ricalu et-tivalu. Er-raculu et-tivalu. Raculu et-tival. Harf tariflerine dikkat ettik. Kasiretani, mer'etani. Evet. Evet. Mer'etani, kasiretani. İki kısa kadın. Kısa kadın, iki uzun kadın. Kısa kadın. Uzun kadınlar. Nisaun tavilatu. Ya da nisaun kasiratu. Er-raculani et-tavilani. Buraya geldi. El-mer'atu el, yine harf talip el kasi re tu. Evet. El-mer'atul kasiratu. Müennes, harf tarif dikkat ettik. Bir de müfred müfred. Taviletani, mer'etani. Mer'e tani. Bir de harf tarif olduğu için ona da harf tarif unuttum. Onu yapalım. El mer'etani, taviletani. Tavilat, harf tariflidir. En-nisa. En-nisa. U en-nisa u at-tawilatu harf tarifler var. Nisa kelimesine tawilat düzenli çoğul geldi. Kırık çoğula insanlarda düzenli çoğul da gelir. Müenneste çünkü bunun kırık çoğulu yok. Buraya gelelim. Ca'a raculun tawilun uzun adam geldi. Ra'ayna raculayni tawilayni. Tavileyni. Evet. Tavilani demedim çünkü burada nasb alameti y'dir. Bu da y. Yakınlaştırayım. Bunları yazalım. Yani biraz vakit alıyor. Zehebeten nisa'u. Kadınlar geldi. Nasıl kadınlar? El yine harf tarif olacak. El g kasi ra tu el kasiratu zahabet en nisaul kasiratu nisaya kasirat getirdi. Sellemet el mudarrisatu bir bayan öğretmen ala divala tavilat tavilat burada kadın sıfatıdır çoğul o zaman harf tarifi de var. En-nisa. En-nisa e olacak. Niye? Şimdi söyleyeceğim. En-nisa e at-tavilati. En-nisa değil. En-nisa i. Çünkü ala harfi cerri bu nisa-un idi. En-nisa-u idi. En-nisa i yapar. Kesralı yapar. Bu da at-tavilati. Kesra hali olması onun cer alametidir. Düzenli çoğul. Ra'at el müdiru müdür gördü. Müdür gördü. Müdiretu bayan müdire gördü. Müdire gördü. Ne gördü? El mümerrideteyni iki tane hemşireyi gördü. Et tavileteyni diyelim. Harf tarif var. Et-tavileteyni. Et-tavileteyni. El-mümerrideteyni et-tavileteyni. Zehebet et-tabibetani. İki doktor, iki bayan doktor.
gitti. İler müstakbel hastaneye gitti. İler müsteşfa. Nasıl? İki bayan doktor. İki kısa diyelim. El harf tarih çünkü var. El kasi re tani. El kasire tani. الطبيبتان القصيرتان لقيت المديرة مديرة رصد الطبيبتين iki doktora رصد harf tarif var el قصيرة تيني تيني قصيرة evet طبيبتين ye olmuş elif tabi ve tani ikilinin alameti elif iken burada ye olmuş. Çünkü burada lakiyet fiilinden etkilenen mef'ulu bih'tir. Onun sıfatı da kasire el kasire teyni olur. Zahabetil müdir müderrisat bayan öğretmenler gitti. Evet nereye gitti? Nasıl bayan öğretmenler? Alim diyelim. El A li ma tu alimat alimetun alimatun el alimat el mudarrisatul alimatu bilgili bayan öğretmenler okula gitti zahabet el mudiretu müdire ra'et gördü neyi gördü el kasirat kısa öğretmen diyelim el muder el muderri sa ti el muderrisatil kasirati muderrisat kasirat ona uygun sıfat geldi çoğul çoğul müennes müennes harf tarif harf tarif kesralı kesralı dördünde de var fil finay Pavlu'da Sellemeti tabibatu bayan doktor selam verdi alel hayyatayn hayyatatayn iki bayan terziye hayyat terzidir selam verdi fisuki pazarda nasıl iki bayan mahir diyecek el yine harf tarif olduğu için el ma mahiretayni mahiretayn el mahiretayn bu dersimizi de böylece bitirmiş olduk el hayyatatayn el mahiretayn Allah sebat versin sabır versin biraz uzun sürdürdük bu dersi böylece sıfat mevsuf zor bir konu tam oturdu Allah'ın izniyle